TRT ekranlarında yayınlanan Seçim 2024'ün konuğu Babadağ Belediye Başkanı, İyi Parti Babadağ Belediye Başkanı adayı Ali Atlı'ydı. Başkan Atlı programda hayata geçireceği projelerden bahsetti, destek istedi. Ben birkaç tanesinden bahsetmek isterim sizlerin aracılığıyla. Biliyorsunuz biz dokumacılıktan geçimini sağlayan, emek yoğun çalışan bir ilçeyiz. Üreten, ürettiğini satan ve her zaman Denizli ekonomisine, ülke ekonomisine katkı sağlamaya gayret eden bir ilçeyiz. Dokumacılık bizim aslında ana mesleğimiz. Bu anlamda tabii son dönemde artan maliyetler, elektriğe gelen zamlar, yedek parçalardaki ciddi fiyat artışları dokumacı esnafımızı gerçekten çok zorluyor. Biz bu anlamda bir tane dokuma kart projesi hazırladık. Şöyle ben görselini müsaadenizle bir göstermek isterim. Dokuma kart nedir? Bir tane her dokumacımız için kart hazırlayacağız. Onların bilgilerini içeren fotoğraflı bir kartımız olacak. Bu kartla vatandaşımız kurduğumuz kooperatifin satış mağazalarından dokumada kullandığı yedek parçaları, motor yağı gibi çok hızlı sirkülasyonu olan ve maliyeti ağır olan yedek parçaları oradan kart sayesinde ona tanımlanan limitle alışverişini yapabilecek. Biz de ay sonunda işte o tüccar kimse, dokumacının işvereni kimse onunla hesaplaşmasını, muhasebesini görerek dokumacı esnafımızın biraz daha burada daha ucuza, daha rahat bir şekilde yedek parça temin edebilmesi için bir proje hazırladık. Ben bu projeyi gerçekten çok önemsiyorum. Çünkü bizim kurduğumuz kooperatifte vereceğimiz hizmette yedek parça, motor yağı gibi ürünleri daha düşük maliyete alabilecekler. Biz orada kâr marjımızı çok düşük tutacağız. 2-3 noktada dokumacımızın çok rahat bir şekilde ulaşabileceği alanlarda kooperatif satış mağazası açmak istiyoruz. Bu benim gerçekten çok önemsediğim bir proje. Çünkü kooperatifleşme, bir çatı altında dokumacı esnafımızı toplama ve onların yaşam koşullarını, iş koşullarını kolaylaştırmak gerçekten çok önemli bizim için. Tabii bunun devamında bunu destekleyecek güneş enerji santralleri projemiz de var. Çatı GES'leri, işte mahallelerimizde bulunan pazar yerlerinin çatılarını güneş enerji santralleriyle donatarak biraz da elektrik maliyetini düşürmek adına bazı çalışmalar yapıyoruz. Halihazırda bir tane devam eden ve 3 yıl önce tamamladığımız güneş enerji santralimiz var. Şu an onun tabii yatırım maliyetini geri dönüşü devam ediyor. İnşallah oranın yatırım maliyeti kendini ödediğinde, tamamen geliri bize döndüğünde buradaki elde ettiğimiz geliri de dokumacılarımızla paylaşmak istiyoruz. Onlara elektrik desteği sağlamak istiyoruz. Bunun ikincisini de yaparsak önümüzdeki dönemde dokumacılarımıza güneş enerji santralinden elde ettiğimiz geliri belli miktarlarda paylaştırarak hem yedek parçada hem de elektrikte onların desteklenmesi adına bazı projeler geliştiriyoruz. Dokuma kart da bu işin aslında ana omurgasını oluşturuyor. Ben o yüzden bu projeyi çok önemsiyorum. İnşallah 1 Nisan'da tekrar göreve geldiğimizde hızlı bir şekilde adım atarak dokuma kartı hayata geçireceğiz. Bunun yanında biliyorsunuz biz 5 yıldır turizmle ilgili çalışmalar yapıyoruz. Altyapı hazırlıklarımızı tamamladık. Önümüzdeki dönemde bununla ilgili birkaç tane daha ilave tesis yaparak şöyle ben size göstereyim. Burada turizm dediğimizde görsellerini göstermek isterim. Bir tane karavan kamp alanı yapmak istiyoruz ve çocuklarımız için bunu daha eğlenceli hale getirmek adına adrenalin parkı yapmak istiyoruz.